Ne oldu? Oğuzhan'la niye tartıştınız? Ya dizine uzanmıştım da Nide'nin fotoğrafı geldi buraya, videosu. Dedim ki o öyle biri yani. Bir anda bitiriyorsa bitirir yani. Az çok tanıyorum. Buna da Oğuzhan çok bozuldu. Hı. Sen nasıl öyle şeyler söyleyebilirsin diye. Hani bu evin içindeyiz yani, söylemeyeyim mi? Kızıyor, sürekli kızıyor. Her sürekli, şey mi kızıyor? Evet, az önce de bana kulağıma gelip şey dedi. Ne güzel bakışıyorsun insanlarla. Kime bakıyordun? Öyle etraf bakıyorum böyle. Ona bile kime kızıyor bakıyordun? Yani. Var mı biri? Bilmiyorum ki, mağarasından yeni çıkıyor. Öyle görüyor olabilir. Bak merhaba, güler güler bir süre sonra bu terse döner. Yeliz'ciğim. Müsaade edin Dilara kullansın onu. Yani güler güler bir terse döner, dizimin yapmayayım. Dizimin dibinde yatıyor. Dizimde yatıyor. Şuraya ekran geliyor. Yani bunu söylemek için kalkıyor, oturuyor. Onu söylemek için kalkmıyor. Sen bana bir şey söyledin, yani sinirden kalktım. Leyla'nın yanına geçtim. Ben sana ne söyledim? Ben senin kafanı okşamaktan başka ne yaptım? Oturdun söyledin, sonra kalktın. Hiçbir şey yapmadın. Öyle mi yaptım? Yani hiç dahil olamayacak mıyım? Dahil olamayacak mısın demiyorum zaten ben sana. Benim sana yapma dediğim iki mevzu var. Onları sürekli yapıyorsun. Onun haricinde her şeyi yapabilirsin. Her şeyi. Ya ben... Nedir onlar? Diğer arkadaşlarımıza şahit olsun buna. Benim eski tanışma yollarım, onun eski tanışma yolları, bununla alakalı mevzulara kritik haricinde, bu kritikteki konuşma haricinde girme. Hı. Ya konuşma. Kritikte de girdiğim zaman yine uyarı veriyorsun bana. Sürekli kritikte uyarı bir şey veriyorsun. Diyemem. Kritikte bir şey diyemem. Burada o konuşulması gerekiyor. Kritikte konuşulması gerekiyor. Ama kızlar evine gidiyorsun, işte biz erkekler evine geliyoruz. Oradayken mesela söyleme. Ben söylemiyorum mesela. Ben kimsenin adını ağzıma almıyorum eski tanışma yollarımda olan insanların. Almıyorum. Niye almıyorum? Seni üzmemek için. Tamam, ben de kötü art niyetli bir şey söylemiyorum. Art niyetli ki. Zaten söylemediğini biliyorum. Bir anda dahil oluyorum. Tamam, biliyorum. Alışkanlık art niyetli yani. Söylemediğini zaten. Biliyorum. Ama bunları törpülemen lazım. Ben tamam, bunu izin istiyorum. Ver, sürekli uyarma, bekle yani. Bir izle beni. Ne yapabilirim? Daha iki dakika önce konuştuk. İki dakika. Ne oldu? Bunu aldın mı? Biraz daha iki dakika önce havuzun orada konuştuk. Oğuzhan, geldik buna buraya. Atıyor musun ama? Ben... Ay çok bunaltmıyor da çok yani bir şeyler söylüyor. Öykü Hanım, iki dakika önce havuzun orada, evet, bu konuyu biliyorum, konuştuk, geldik, oturduk bu konuyu. Yani konuşmamış gibi. Konuşmamış gibi direkt dağıldım mesela. Bilerek yaptığını ne düşündüm. Ne yaptın? Ne dedi ki? Çünkü iki dakika önce konuşmuşuz bu mevzuyu. Ne dedi? Direkt işte az önceki hani atlaması televizyondan Nihle'nin mevzusuna. Ya onu da bilerek yapmadım ki, bir anda dahil oldum yani. Gerçekten bilerek yapmadım. Görünce ve hasretle ilgili mesele nasıl oldu da böyle evet, bir sorun dans oldu? Dans ederken bakışmalarını falan yakaladım da hasretle alakası yok böyle, flörtöz nasıl alakası yok? Niye sadece Oğuzhan'a yükleniyorsun? Ve önceki ses kaydından sonra bir de bu görüntüyü görünce aklım çok karıştı. Çünkü sadece bana baksın öyle istiyorum. Haydi. Sadece sana baktığımı biliyorsun zaten. Ya biliyorum da yani. Nasıl bakıyordu? Değişik değişik bakıyordu. Sandalye kapmaca olayında mı? Evet. Ben de gördüm, ayıp söylemesin. Bak herkes öyle düşünüyor. Herkes kardeşim öyle düşünüyor. Nasıl değişik bakıyordu? Şaka yapıyorum. Mümkünse görüşmeleri bozuldu. Flörtöz bakıyordu. Evet. Mümkünse bana bak gibi. Hayır, adamın bakışları çok karizmatik ya. O yüzden kızlar, kadınlar etkilenebilir yani. Yanlış anlaşılma olmasın. Danslar falan bir şeyler. Bir şey diyeceğim. Evet. Alakası yok. Ben aynısını kendisine yapsaydım çok büyük ben tepki verirdim bana. Ben bunu kendisine de söyledim. Burada yani sandalye kapmaca oynuyoruz. Burada tabii ki de orada but kaparken. Bir sen iki demek ki. Nasıl hasreti yani? Dans edince sen de dahil mi oldun şimdi o furyaya? Yok, hasret dans ederken değil. Hasretle ikisi son sandalye kaldığında birbirlerine hasret bakarak dans ettiler ya. Hasret dans etmeye başladığı zaman ben arkamı döndüm. O evde de Dilara bir şey oldu. Ama hasretten dolayı değil. Ben yanlış mı? Dilara konuşayım. Hayır, hasretten dolayı değil hiçbir şekilde. O bakışmalarından nasıl rahatsız. Nasıl peki? Bunu nasıl ayırabiliyorsun? Ben ayırıyorum. Bakışıyorsa hani karşılıklı yani ikisi de bakıyor. Yani flörtöz bakış var, bir de normal bakış hasret var. Hasret nasıl bön bön mü bakıyordu? Evet, nasıl bakıyordu? Birazcık öyle bakıyordu. Kendi kendine mi bakıyordu hasrete yani? Belki bilmeyerekten de yapabiliyor, bilmiyorum. Ama işte böyle bakıyorsun. Ya saçmalama ya. Saçmalama diyorum kızım, niye anlamıyorsun çünkü şu anda? Yani bir daha o bakışlarına dikkat et. Beni kısıtlıyorsun ama sen de çok şey yapıyorsun. Yemin ederim alakası bile yok. Yani hasrete o şekilde bakmam. Ya sen aklıma geliyor, alakası yok. Ya öyle şekilde hasret benim kankam, canım, ciğerim. Kankam yani... derken zor çıktı o kelime ağzından. Yani öyle ben sana karşı bir açıklama yapamıyor hislerim ya. Var. Sana karşı hislerim var. Hislerim var. Aa, dur, adamın hisleri varmış, dur. Ya.
Sana karşı bir hissiyat duyuyorum yani. Yani söyleyeyim. Allah Allah! Ben mi söylemiştim? Evet değil mi? Bunu zaten söyle söyle evet. diyordun. Söyledim ben de sonunda. Tamam neyin peşindesin o zaman? Yani bir eridim şu an. Öykü Hanım, Oğuzhan diyor erkekle kadından kanka olmaz ama şimdi Hasret'e kankam diyor. Yani orada da bir şey var. Zaten kankam derken o yüzden bir tek dedi. Şimdi kankam diyeceğim bizi tanıştırmaya da çalıştılar. Tanıştırmaya çalışanlar arasında Dilara da vardı. Yani kızıyorsun da bu işte çorbada tuzun neler neler dediğini duyduk ya. Yani. Bölümleri izledin mi? Evet bu arada. Neler neler yani söylüyor hakkımda. Neler ne saydırıyorum sen var ya. Sen de Dilara hakkında söylüyorsun. Sen de benim hakkımda çok ben şey ben senin hakkında çocuk gibi dedim sadece. Hayır. Gerçekten de öylesin bu arada yani. Şimdi de söyleyeyim çocuk gibisin. Bu yüzden zaten sana karşı hoşlandım. Anladın mı? Çocuk gibi olduğun iş. Boşa öyle zannetsin. Aynen. Ne yere bakan yürek yakan Dilara değil mi? Evet. Ben izliyorum sadece. Bence ama yeterince tanımıyorsun. Dilara'yı mı? Evet. Evet zamanla anlıyorum zaten. Mesela bugünkü olaydan yeterince tanımadığımı anladım. Tanı o zaman. Yeliz.